Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elimde bir T60 modeli Turkcell'in vermiş olduğu cep telefonu var. Arkadaşlar bugün bu cihaz nasıl sökülür? O noktada size bunu göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir vida yok cihazda. Yani sökerken çıkaracağımız bir vida mevcut değil. Öncelikle SIM kart ve hafıza kart yuvalarını çıkaralım. Bunlar bize sıkıntı oluşturacaktır. Bunları çıkarmadan yapamayız. Gördüğünüz gibi arka kasa tamamen kapalı. O zaman mecburen ekran kısmından çıkaracağız bunu. Hemen şuradan yanlardan turnak yardımıyla biraz kasmamız gerekecek. Hemen deneyelim. Arkadaşlar bir yerden yakaladık. Bir yerden yakaladık. Arkadaşlar biraz uğraştırıyor. Aslında önceden çıkarıp daha rahat bir şekilde size gösterebilirdim ancak beraber çıkaralım istedim. Siz de direkt görün. Yani sıkıntılarını vesairesini hep beraber görelim diye. Okey. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızın arka kasasını çıkardık. Hemen bakıyoruz. Cihazımızda fazla bir vida yok. Yıldız tornavidamızı alalım. Arkadaşlar bu iş çaysız olmaz. Çayımızı yudumlayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Şu uyarı bandını da çıkarsak mı? Bunu en son çıkarız. Ha, bu video ekran değiştirirken de size yardımcı olacaktır. Ya da ne bileyim bataryası bozulduğunda bataryayı değiştirmek istediğinizde de yine bu videoya bakarak bataryayı değiştirme imkanına sahip olabilirsiniz. Başka nerede vidamız var? Şu altta bir tane gizlenmiş. Onu da çıkaralım. Gel buraya. Evet. Arkadaşlar. Garanti bandımızı da kaldıralım. Cihazın garantilik bir durumu kalmadı. Söktük. Şu bandı çıkarabiliriz artık. Hemen şurada bataryamızın bağlantı filmini çıkardık.
Arkadaşlar bu arada Turkcell'in bu satmış olduğu cihazlarda baya bu problemler çıkıyor. Bunun üst segmentinde de aynı sıkıntılar. Bu donma, kapanma vesaire gibi sıkıntılar baş gösteriyor, bilginiz olsun. Bu arada bunun Turkcell'in nereye ZTE firmasına yaptırmış herhalde. Çin'de. Evet, stikerimizi çıkardık. Üst filmimizi alalım. Arkadaşlar, üst kısmı çıkardık. İlk defa söküldüğü için biraz uğraştırıyor. Aslında daha önceden söküp bir daha sökebilirdim size göstermek için. Ancak bir videoda denk geldim. Cihazı sökemediğim için ben de aynı şekilde videoyu seyrederek sökmeye çalıştım. Ancak uğraşıyorum, cihaz sökülmüyor. Arkadaşlar, bunun nedeni de bendeki cihaz gene aynı şekilde ilk defa sökülüyordu. Oradaki cihaz muhtemelen arkadaş daha önceden sökmüş. İkinci kez söktüğü için artık rahat kolay bir şekilde sökülüyor. Orada biraz hani ben bir şey mi yanlış yapıyorum tereddütüne girmiştim. Sonradan dediğim gibi fark ettim. Cihaz ilk defa söküldüğünden dolayı böyle sıkıntı veriyormuş. Bundan dolayı bu cihazı beraber sökelim diye ikinci kez böyle sökmeye yoluna gitmedim. Direkt sizinle beraber şu anda söküyorum. Ben de şu anda sizinle beraber öğreniyorum diyebilirim. Cihazda da şöyle bir problem var. Cihaz stabil çalışmıyor. Kullandığınızda sapıtabiliyor. Bir anda kendi başına işlem yapabiliyor. Muhtemelen bu da iç taraftan yapıştırılmış durumda olabilir. Çünkü çekiyorum gelmiyor. Ve şu anda bir bağlantı da yok. Onu tutan. Gelmesi gerekiyor. Onu da tırnaklarından kurtardık. Şu anda anakartımızı görüyoruz. Şöyle göstereyim size de. Bataryamız, anakartımız. Şimdi anakartımızı da tamamen sökelim. Anakartımız bu arada iki parçadan oluşuyor. Alt kısım soket ve titreşim kısmı ayrı bir parça olarak yer alıyor. Artı ana parçaların olduğu işlemci, MMC, RAM ayrı bir kısımda yer alıyor ana gövde üzerinde. Burada da kameralarımızı sökelim. Anakartımızı da yavaş yavaş çıkaralım. Bataryamızın bağlantısını şu anda kopardık. Anakartımızın bütün bağlantılarını çıkardık. Bir vidamız daha var. Cihazımıza zarar vermeden
Şuradaki vidamızı da sökelim. Bu cihazdaki dokunmatiğin bu şekilde sapıtmasının bir nedeni şey olabilir arkadaşlar, bir yerde bir kısa devre olabilir, belki bir yerde sıvı teması vardır, oksitlenme olmuştur. Tabii bunların hepsine bakacağız test ederek. Ancak dediğim gibi bu videoda onu göstermeyeceğim, belki başka bir video çekebilirim. İkinci bir video olabilir. Ama o noktada da söz vermiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anakartımızı çıkardık. Bataryamız burada. Yarın bir gün bir sıkıntı olduğunda ya bu şekilde cihazımızı sökerek bataryayı çıkarıp yerine başka bir batarya koyabilirsiniz. Bataryayı çıkardığınızda da arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta bataryayı delmeyin. Yani bir yerden metal bir cisimle kesinlikle çıkarmaya çalışmayın. Metal bir cisimle çıkardığınızda metalli iç kısmındaki sıvı metalle temas ettiğinde batarya patlayacaktır. Kendinizi yaralayabilirsiniz. O noktada dikkatli olun lütfen. Bu tarz plastik bir araç kullanabilirsiniz. Yan taraflarından yavaş yavaş kaktırarak bataryayı çıkarabilirsiniz. Şu anda bataryayı çıkarmaya ihtiyacımız olmadığı için çıkarmıyoruz. Ancak çıkarmak istediğinizde de şu şekilde yanlardan kaktırarak bataryayı çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi bizim bataryayla ilgili bir sıkıntımız yok. Anakarta ihtiyacımız var. Anakartta bir sıkıntı var. Onu tespit edeceğiz. Ondan dolayı anakartımızı çıkardık. Cihazımızda görmüş olduğunuz gibi birçok bağlantı mevcut. Şu anda bu bağlantılar tam olarak nereye hangi noktalardan geliyor onu tam olarak size söyleyemiyorum. Şuradaki ekran olabilir, görüntü olabilir. Şuradaki bağlantı, alttaki boardla ana boardun bağlantısını sağlayan film. Zaten bu ön kamera, arka kamera. Burada da bataryamızın bağlantısı. Şu tuş takımımızın bağlantısı. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Burada da zaten ufak bir ufak bir devremiz mevcut. Ekran değiştirecekseniz de bütün olarak alırsanız arkadaşlar, hani bu şekilde çıtalı alırsanız direkt buradaki parçaları o çıtanın üzerine geçirmek kaydıyla ekranı değiştirebilirsiniz. Ya da diyelim şey yapacaksınız, ekranı direkt aldınız, çıta almadınız. O zaman buradakini hafif ısıtmak kaydıyla biraz yumuşatır gene. Şu yanlardan ince bir şeydi arkadaşlar, nasıl söyleyeyim, biraz daha şu tarz bir şey olabilir. Şu tarz bir şeydi. Çıkarabilirsiniz. Çıkardıktan sonra rahat bir şekilde ekranınızı takıp şuradan filmimizi çıkarıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde ekran takmak da bu şekilde aslında kolay, çok da sıkıntılı bir çok da büyük bir sıkıntısı yok. Rahat bir şekilde çıkarıp takabilirsiniz. Arkadaşlar takma olayını videomuzda göstermeyeceğim. Zaten aynı şekilde söktüğümüz gibi geri takacağız. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve lütfen arkadaşlarınızla da videomu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmam noktasında yardımlarınızı eksik etmeyin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.